İyi misin abi? Sen de bir sakinleş artık oğlum ya. Korkma bu eşkıyalardan bu kadar ya. Abi Selim Kara benden şu an nefret ediyor ya. Ne güzel, sen de ondan nefret et işte. Bu insanlar senin dostun değil koçum, değiller. İlk fırsatta ezerler seni. Görmedin mi adamın ne kadar ileri gidebildiğini ya? Allah Allah. Ben gözlerimle gördüm abi. Selim Kara o adamı evinde sakladı ya. Ne güzel. Benim bu gördüklerimi anlatmak istesem benim kimi bulmam lazım? Soruşturmayı yapan savcı burada. Seni hemen görüştürebilirim istersen. Hadi. Tamam. Tamam, ben bir düşüneyim abi. Annemle de konuşayım. Tamam. Kaan. Sana zahmet, çantamı al, sen beni arabada bekle 2 dakika. İyi günler başsavcı, nasılsınız? Siz iyisiniz değil mi? Selim savcıyla nahoş bir olay yaşadık da. Emniyetin içinde mi? Maalesef. Şikayetçi olacaksınız herhalde. Vallahi henüz karar vermedim çünkü elimde daha büyük bir şey olabilir. Anlayamadım. Akgün Gökalp Taşkın'ın Selim'in evinde saklandığını gören tanığı bulmuş olabilirim. Bu soruşturmanın seyrini değiştirir sanırım. Bu her şeyi değiştirir. Selim Kara yalan ifade vermiş olur. Görgü tanığının benimle görüşmesini sağlayın hemen. Gerisini ben hallederim. Memnuniyet. Abla, ne yapıyorsun burada? Altay ya. Niye sessiz sessiz geliyorsun, korkutuyorsun? Abla neyse ya. Ya bana kitap lazım. Yardım eder misin? Ne kitabı? Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatından birini tanıtacağız. Bir de bir tane kitabın özeti çıkacak. Kim olabilir? Yaşar Kemal olabilir. Sabahattin Ali. Abla, en sevdiğini versene. İçimizdeki şeytan. Sever misin? Sabahattin Ali'nin en sevdiğim romanıdır. Kimin adını verdi? Bedri miymiş neymiş? Kod adı Bedri. Bedri avukat kim? Hiç önemli bir şey değil ya. Dava ile ilgili mi? Abla, nereye gitti yine? Ha, tamam, bu bana lazım, bunu veremem. Al sen şunları. Özetini çıkar, sonra bana göstereceksin, okutacaksın, tamam mı? Tamam. Kolay gelsin. Tamam, sağ ol. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.